Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. Yani Allah'a karşı bir tavır göstermişlerdi. Kur'an'a karşı bir tavır göstermişlerce. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Şeytandan Allah'a sığınıyorum derken, yani insanı hatırlatmak için söylüyorum bunu. Kendim de düşünerek bunu yapabilirim ama hatırlatmak önemlidir. Onun için söylüyorum. Böylece o da bozguna, yani o da derken Allah, böylece o da Allah bozguna uğramaları için sana imkan vermişti. Mesela bak, dün bozguna uğrattı bizim çocuklar. Allah imkan vermese bozguna uğratabilir miyiz? Mesela önce bir Habertürk'ün bir sistem olması lazım. Bunun geniş izleyici alanı olması gerekiyor. Önemli bir program olması lazım. Tanıtılması lazım. Değil mi? Bizim çocukların oraya gitmesi gerekiyor. Ve donanımlı bir bilgi vermesi lazım Allah. Yani bize eğer paleontoloji bilimi olmasa biz hangi fosili oraya götürürüz? Daha değişik bilim dallarında detaylı bilgiler elimizde olmasa hangi bilgiyi sunacaktık? Değil mi? Bütün sunduğumuz bilgiler hep bilimin bize verdiği veriler. Ve onlarla yerle bir ettik. Dolayısıyla bakın Allah ne diyor? Bozguna uğramalar için sana imkan vermişti Allah diyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda gayret edenler ve onları barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Bakın müminlerin nasıl olması gerektiğini Allah söylüyor. Bir kere iman edecek. Gerekirse Allah için hicret edecek. Yani evini de bırakır, Müslümanların yanına gider. Eğer dinini yaşatmıyorlarsa, İslam'ı, Kur'an'ı yaşatmıyorlarsa, haysiyetine, şerefine yönelik bir saldırı varsa hicret eder. Yani başka Müslümanların yanına gider. Allah yolunda gayret edenler ve Müslümanları barındıranlar, Müslüman hicret ettiğinde onu korumak, kollamakla mükelleftir Müslüman. Ve yardım edenler, yani her yönünde manevi de yardım, maddi de yardım edenler. İşte gerçek mümin olanlar bunlardır. Hicret edip geldiyse bir Müslüman, ona her türlü yardımı yapmakta Müslüman mükelleftir, farzdır. Allah bunu anlatıyor. Bak, gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Hem bağışlayacağım diyor Allah, hem de ekonomik yönden rahatlatacağım diyor. Üstün bir rızık budur. Yani daha güzel yiyecekler, daha iyi bir ortam sağlayacağım diyor Allah. İnşallah. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Yani Darwinistler, materyalistler, şunlar buna birbirlerini korurlar diyor Allah. Birbirlerine destek olurlar, birbirlerine dosttururlar. Birbirlerine organize bir yapılanma içindedirler diyor. Eğer siz bunu yapmazsanız, eğer siz Müslümanlar birbirinize destek olmazsanız, mezheplerle, cemaatlere ayrılıp birbirinize düşman olursanız, birbirinizle mücadele ederseniz, yeryüzünde bir fitne, her yerde ezilirsiniz, perişan olursunuz ya Allah. Bölünürsünüz, canınız yanar. Değil mi? Evet, sürünme tarzında perişanlık yaşarsınız diyor. Ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur diyor. Bozguna uğrarsınız diyor Allah. Ve şu an yerle bir görüyorsunuz İslam alemi. Ve Mehdi'yi bekliyorlar. Toparlanmayı ve birlik olmayı bekliyorlar. Çünkü bakın, inkar edenler birbirini desteklediği gibi birbirini desteklemiyorlar. Ne yapıyorlar? Bilakis birbirlerine muhalif bir tavır içindeler ve Allah'ın rahmetini, ümidini kesmiş bir tavır içindeler. Mesela biz diyoruz ki, Bediüzzaman da söylüyor, Kur'an'ın emri çok açık ayettir. İttihat-ı İslam en büyük farzdır diyoruz. Allah'ın en büyük emridir. Bediüzzaman bunu açıkça belirtmiş ve Kur'an'da da bunu görüyoruz. Yok diyorlar, biz yeterli bu diyor. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Kardeşim sürünüyorsun, perişansın, anlamıyor musun? Allah'ın emrini yapsana. Ama biz tabi anlatmaya devam edeceğiz. Yani bu bozgunun nedenini, bu acının nedenini Allah bak ayette çok net açıklıyor. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Yani